Louis Ferdinand Céline, ünlü Fransız yazar, 1932 yılında bu muhteşem başyapıtı bize armağan etti. Aynı yıl Fransızların en prestijli kitap ödüllerinden birisi olan Prix Renault'u, ayrıca Le Monde'un 100 yılın en iyi 100 kitabı listesinde 6. sırada olma şerefini elde etti. Pek çok yazara ilham kaynağı olan bu muhteşem eserin ve yazarının hakkında az bilinenler birazdan sizinle olacak. Hadi başlayalım. Kitap bir yarı otobiyografi olarak görülüyor. Ferdinand Céline kendi hayatını Ferdinand Bartholomew olarak kitaba aksettirmiş. Kitapta Bartholomew bir doktor. Paris'ten Afrika'ya, Amerika'dan Birinci Dünya Savaşı'nın o ateşli cephelerine pek çok noktada hayatı sorgulayan, kendini sorgulayan, toplumu sorgulayan, ancak pek çok noktada karanlık bakış açısını benimsemiş bir adamın başından geçenler. Kitabın ilk yayınlanış macerası da çok güzel. Dönü Estitil yayın evi kitabı ilk yayınlayanlardandı. Ancak Céline kitabı 1931'in sonlarında tamamladığında pek çok başka yayın evine daha başvurmuştu. Bilinene göre 4 farklı yere başvurdu. Bunlardan bir tanesi çok üst düzeydi. Ancak 4'ü de onu reddetti. Bazıları onu aşırı müstehcen olmakla, bazıları kaba bir dil kullanmakla, bazıları ise çok fazla karamsar olmakla onu suçladı. Ancak en sonunda kendine bir yayın evi buldu ve 1932'de yayınlanmayı başardı. Kitabın isminin geldiği noktayı çok merak edebilirsiniz. Bu İsviçre muhafızlarına atfedilmiş bir şarkıdan geliyor. Céline buradaki epigrafı kendi kitabına isim olarak kullanıyor. Şarkı, hayatımız bir yolculuktur, kışın ve gecenin içinden. Yolumuzu ışıksız bir gökyüzünden ararız. Bu şarkı Carl Ludwig Giesecke tarafından Die Nachreise isminde 1792 yılında bir şiir olarak yazılmıştı. Bu şiiri çok beğenmiş olsa gerek ki Céline ismi onun içerisinden aldı. Louis Ferdinand Auguste de Touche yazarın asıl ismi buydu. Peki Ferdinand Céline nereden geliyor derseniz o aslında büyük annesinin adıydı. O dönemlerde mahlas kullanmak çok popüler olduğu için özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşı öncesi ve o dönem yazarlarda çok gördüğümüz mahlas kullanma olayı Louis Ferdinand Céline'in kendisinde de yer alıyor. Biraz kitabın temel felsefesinden size bahsetmek istiyorum. Kitabın karanlık olduğunu ilk sayfadan son sayfaya kadar hissetseniz de bu karanlığın altında çok derin bir felsefe yatıyor. Bunu anlamak için acı çekmek, yaşlılık, ihtiyarlamak, ölüm hayatımızın ebedi bir gerçeğidir algılarını beyninizin bir köşesinde tutun. İnsanlığın genel durumu acınası ve çaresizdir. Hayatın kendisi fakirler için sefil, zenginler içinse beyhudedir. Ayrıca insanlığın ilerlemesi ve mutluluğu için tüm çabalar asla sonuç vermeyecek bir döngüden ibarettir. Céline'in biyografisini yazan Patrick McCarthy, nefretin romanın ana teması olduğunu savunuyor. Célinian insanı, yani Céline'in tanımladığı insanı, kötü niyetli nefretten kaynaklanan orijinal bir günahtan muzdariptir. Ancak onu kurtaracak bir tanrısı dahi yoktur. Yani bu çaresizlik içerisinde eriyip tükenmekten başka bir çaresi yoktur. Nefret, karakterlere mutsuzlukları için yanıltıcı da olsa somut bir neden verir. Dahası Selinyan nefretinin karakteristik özelliği karşılıksız olmasıdır. İnsan sevmediği nesne kendisine zarar verdiği için ondan hoşlanmaz. Nefret etmesi gerektiği için ondan nefret eder. Yani nefretin bir sebebi olmak zorunda değil. Nefret insanın kendi içinden dahi gelebilir. Céline yıllar içerisinde yaşadığı buhranlar ve olumsuz şartlar sebebiyle bunca olumsuzluğa düşmüş bir karakter sergilerken onun bu karakterini anlamaya çalışmak ve onun dünyasına girmek çoğu zaman acıtabilir. Céline romandaki anlatıcıya bir et, bir kemik verir, ona bir ruh verir. Ancak büyük resmi görmekten asla geri duramazsınız. Karakteri çok içerleyemezsiniz ya da karakteri çok hissedemezsiniz. Çünkü Céline'in asıl amacı sizin büyük resmi görmenizdir. Çünkü detaylara odaklanırsanız insanda acınacak şeyler görebilirsiniz. Ancak Céline'e göre insanda acınacak hiçbir şey yok. O büyük bir zavallılıktan ibaret.
Gecenin sonunu yolculuğun dilinden bahsetmemiz gerekirse yeraltı edebiyatının o muhteşem atmosferi sizi buluyor. Müstehcenlik, jargonlar, argolar, yeraltı dünyasının o pis dili sizin karşınıza çıkacak. Ancak Selin bunu bilerek yapıyor. Çünkü insanların toplumda gerçekten birbirleriyle konuştukları dilin bu olduğunu düşünüyor. Kendisi genellikle savaş ortamında yaşadığı için ve doktorluk yaptığı için bu jargonları çok iyi biliyor ve bu jargonları müstehcenlikle birleştirerek kitabında çok sık yer veriyor. Bu yüzden dilin ana teması biraz ağır gelebilir. Tüm bu sebepler bu muhteşem eseri yeraltı dünyasının yapı taşlarından birisi haline getirdi. Özellikle Le Nouveau Littéraire'in bir eleştirmeni romanın olağanüstü dilini, doğalın ve yapayın zirvesini överken Le Populaire de Paris'in eleştirmeni onu sadece bayağılık ve müstehcenlikten arta kalan küfürbaz bir adam olarak nitelendirdi. Kitabın anlatımı neredeyse bir sohbet havasında gidiyor. Ancak sonu gelmemiş pek çok cümle, sonu gelmemiş pek çok paragraf, bazı kasvetli imgeler, bir anda gelen küfürler, pislik, argo, müstehcenlik, bütün bunların çorba halinde sizin zihninizde onu okurken kaynadığını hissedeceksiniz. Bunun bir sebebi var. Sizin yaklaşan bir kıyameti hissetmenizi istiyor. Zira kötü bir şeylerin olacağı hissine kapılmanız gerek. Kitap bütün yolculuk boyunca sizi bu kıyamet üzerinde oturtacak. Ve siz bu hisle bir yaklaşan kıyamete zihninizi hazırlamaya çalışacaksınız. Zira Selin'in dünyası tam da böyle bir dünya. Her an kıyamet yaklaşmakta ve o kıyamete zihnen ve manen hazırlanmaksa imkansız. Çünkü her yönüyle sizi ele geçirir ve sizi kıskıvrak yakalayıverir. İşte anlatının ağır gelmesi ve sizi kasvete boğmasının sebebi bu. Ancak bunu o kadar güzel yapıyor ki bunca zamandır hepimizin okuması gereken kitaplar listesinde başlarda yer alıyor. Selin de diğer bütün yazarlar gibi pek çok yazardan etkilendi. Bunların başında 4 temel isim geliyor. En önemlileri elbette ki Gustave Flaubert. Onun etkileyici Fransızcasından erken yaşta etkilenen Selin, yazılarının pek çok yerinde onun benzetmelerine yer veriyor. Modern literatürü etkileyen en modern yazarlardan birisi kabul edilen şair Arthur Rimbaud da Selin'i etkileyen bir diğer isim. Ayrıca kısa hikayeciliğin modern dünyadaki kurucusu Guy de Maupassant da hikayecilik anlamında Selin'e çok şey katmıştı. Kendisi doktor olduğu için Avusturyalı bilim insanlarını, doktorları çok okuyordu. Özellikle Ignaz Semmelweis'i çok süreler okudu. Roman 1932'de yayınlandı. Pek çok ödül kazandı. Eleştirmenler onu topa tutsa bile insanlar onu okumayı sevdi. Çünkü kendi dillerinden konuşan bir yazarla karşılaşmışlardı. Ancak kısa bir süre sonra Louis Ferdinand kendisini bitiren hamleyi yaptı ve antisemitizme destek verdiğini doğrudan bazı gazete broşürleriyle ispat etti. Hitler'in sözlü bir destekçisi olduğu için savaşın bitiminden sonra Fransa'yı terk etmek zorunda kaldı. Bir işbirlikçi olarak adlandırıldı. Gıyabında hüküm giydi ve bir yıl hapis cezasına çarptırılmadan önce mal varlığının yarısına el konuldu ve ulusal bir rezalet ilan edildi. Kopenhag hapishanesinde idam hücresinde tutuldu. O sonradan çıkarıldı ve 1951'de Fransa'ya döndü. 1961'de de 67 yaşındayken hayata gözlerini yumacaktı. Yazarı etkileyen bir temel felsefe var. Bu Platon tarafından ortaya atılan öjeniden başka bir şey değil. Öjenik, kaba haliyle ilk kez Platon tarafından anlatıldı. Ancak modern anlamıyla ilk olarak Sir Francis Galton tarafından formüle edildi. Bu, sağlıksız ceninleri ayırıp sağlıklı ceninler yetiştirmenin yollarını arayan, bilimselliği tartışmalı bir toplumsal akım ve toplumsal bir felsefedir. Öjenik, Galton'un iyi doğan anlamındaki eski Yunanca kelimeden ürettiği bir kelimedir. Sosyal Darwinizm ve öjeni ile bağlantılı kitabı okurken pek çok mantıksız sebep karşınıza çıkacak. İnsanlar bazı kötülükler yapacaklar ve bu kötülüklere birer kılıf uyduracaklar.
Bu kılıflar bazen vatanseverlik, bazen din, bazen aşk olacak. Ve bazen hayatta kalma dürtüsü. Ancak insanlar bu kötülükten bir süre sonra keyif almaya başlayacaklar. Ve burada da insanlığın gerçek karakterini bize göstermeye çalışıyor Louis. Bazı durumlarda insanların savunduğu davalar haklı ve güzel davalar olabilir. Ancak bu davalar pek çok zaman lekeleniyor. Bu lekelenmeler bazı insanların kötü düşüncelerinden kaynaklanabilir. Ve bu leke siz ona iyi şekilde inansanız da inanmasanız da sizin de üzerinize bulaşmaktan geri durmaz. İşte Louis bunu bu tip hicivlerle çok güzel ifade ediyor. Pek çok yazarla karşılaştığımız gibi Louis Ferdinand'ın da 1940'lardan sonra yaptığı şeylerden olsa gerek el yazmaları kayboluyor. 2001 yılında bu el yazmalarından bir tanesi bir kitap kategorisinde bulundu. Ve onun hakiki olduğunu anlayan edebiyat dünyası onu bağrına bastı. Yeraltı edebiyatı için adeta bir mihenk taşı olan, 1930'larda yeraltı edebiyatının adeta tohumundan çıkmasını sağlayan bu güzel eseri okumanızı tavsiye ederim. Sizinle paylaşmak istediğiniz bilgiler varsa yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, kitapla kalın.